Merhaba arkadaşlar, bu videoda Arduino IDE ile ilk uygulamamız olan e, Arduino kartı üzerinde bulunan e, L etiketli 13 nolu pine bağlı bilet var. Bu ledi 1 saniyeli aralıklarla yakıp söndüren uygulamayı yapacağız. Bunun için Arduino IDE'mizle yüklü olarak gelen dosya e, menüsünden örnekler kısmında bulunan e, Blink uygulamasını yapacağız. E, bunu açtığımızda, tıkladığımızda Yeni bir Arduino sayfası çıkacak. Şimdi burada e, blinking e, uygulamasına ait kodlar bulunmakta ve açıklamalar e, içeriyor. Şimdi biz açıklama satırlarını e, nereler açıklama satırı bunu hemen e, gösterelim ve onları silelim. E, sıldı y, e, slash yıldız ve yıldız slash arasına yazılan kodlar yani şu kodlar tamamen açıklama satırlarıdır. Biz açıklama satırlarını e, programda yazdığımız programda belli yerlere açıklama koymak. O programın ne amaçla çalıştığını anlatmak için koyarız, ihtiyaç duyarız. Faydalıdır. Siz de yeri geldikçe kullanacaksınız. Şimdilik bu açıklama satırlarını silelim ve kodumuzun sade halini görelim. Şu iki slash koyduğunuz zaman da sadece o satırı açıklama satırı yapar. Slash yıldız yıldız slash'ta ise paragrafları genelde açıklama satırı yapmak için kullanılır. Şimdi açıklama satırlarını sildiğimizde kodumuzun esas hali meydana çıkacak. Daha sade, ne kadar sade ve az kodla gerçekleştiğini göreceksiniz. Kod bloğumuz iki fonksiyondan oluşuyor. Birincisi void setup, ikincisi void loop. Şimdi void setup void loop nedir? Bu fonksiyonlar ne işe yarar? Bunları anlatalım kısaca. Şimdi void setup kısmında bir adet kod yazılmış. Pin mod, led output demiş. Buradaki led pultin dedi. Aslında 13 nolu pindir. 13 nolu pindir. Biz 13 yazalım ve düzeltelim. E, void setup kısmında pin mod 13 output demiş. Şimdi baktığımız zaman pin mod. pin mod fonksiyonu iki tane değer alır. Birincisi pin numarası, ikincisi giriş mi çıkış mı input mu output mu. Yani pin'in ne amaçla kullanılacağı. Biz burada pin mod fonksiyonuyla 13 nolu pin'in output olarak yani çıkış olarak kullanacağını e, karta söylüyoruz. Yani gerekli ön yükleme ayarlarını setup kısmında bu şekilde yapıyoruz. Bir pin'in ne amaçla kullanacağını işlemciye tanıtıyoruz. Setup fonksiyonunda bu şekilde tanımlamaları bir pin'in giriş mi çıkış mı olacağını işte e, uygulamalar ilerledikçe göreceksiniz. Seri haberleşmenin işte başlatıldığı kısım. Serial Begin e, fonksiyonunu burada yazacağız mesela. E, bunun gibi ayarlamaları yaptığımız kısım. Ön ayarlar diyebiliriz ve setup fonksiyonuna yazdığımız kodlar program çalışmaya başlar. Programı yükledikten sonra e, çalışmaya başlar ve bir kere çalışır. Buradaki kodlar bir kere işletilir. Loop kısmına gelelim hemen. Loop kısmında gördüğünüz gibi 4 satır kod var. Bu kodlarda digital write, dijital olarak yaz. Yani digital write fonksiyonunu içeriyor. Bu fonksiyon ise gene iki değer alıyor. Pin numarası ve o pinin high mı low mu olduğu, 0 mı 1 mi oldu. Ben buradaki high yerine 1 yazsam da olur. Low yerine ise 0 yazsam da benim idem kabul eder. Ama şimdilik bu şekilde göstereyim. Bu yazım tarzı Buraya 1, buraya 0 yaz, yaz yazma e, sizin bileceğiniz uygulamalarda e, kullanacağınız şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sizin kararı, karar vere, vereceğiniz bir şey. Şimdi burada digital write fonksiyonu ne yapmış? 13 numaralı pini high yapmış. Ne demiştik? Pin numarası ve o, e, o pinin durumu. Yani o pinin ne olacak? E, 5 volt mu olacak? 0 volt mu olacak? High demek 5 volt çıkış veriyor. Low demek 0 volt. Yani o pini 0'a çekiyor. High dediği zaman o pinden bir 5 volt akış gösteriyor. Yani 1 yapıyor o pini. Dijital olarak 1 yapıyor. Dijital olarak 0 yapıyor. Şimdi burada dijital. write dedi. Dijital olarak yaz demek zaten. Dijital olarak yaz ne yaz? 1 yaz. Burada ne yazmış? 0 yazmış. Şimdi arada bir de Delay. E bizim amacımız neydi? LED'i bir saniye aralıkla yakıp söndürmekti. E şimdi dijital olarak LED'i hike yaptı. Yani 13 numaralı pin'e bizim bağladığımız bağlı olan LED'i hike yaptı. Bire çekti. E ne oldu? LED'imiz yandı. LED yandıktan sonra ne istiyorduk? Bir saniye beklemesini istiyorduk yanık vaziyette. Sonra sönmesini istiyorduk. E şimdi Delay bin dedi. Buradaki delay fonksiyonu ise içerisine yazılan değer kadar bekler. İçerisine yazılan değer ise milisaniye cinsindendir. Yani 1000 milisaniye kadar bekleyecek. Bu da 1 saniyeye tekabül ediyor. Sonrasında dijital yaz. Ne yaz? 13 numaralı pine low yaz. Yani 13 numaralı pini 0'a çek. 0 gönder. E, ne oldu? LED'imiz söndü söndü. Sonrasında gene delay bin. Yani sonik vaziyette de bir saniye kalsın. Sonrasında loop fonksiyonu ne demiştik en başta? Devamlı işletilen bir kod bloğudur. Kod bloğunun içerisinde bağlandırır. Sonsuz bir döngüdür. Yani kodlarım yandı. Bir saniye bekledi söndü. Bir saniye bekledi sonra tekrar başa döndü. Benim kodumun çalışması bu şekilde. Videonun sonunda kodun Arduino kartı üzerinde nasıl çalıştığını ayrı video çekerek ekleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.